15 Temmuz'da bir felaket yaşadık. Daha büyük bir felaketin de ucundan döndük. O gün Türkiye'yi o felaketin, o uçurumun kenarından döndürmüş olan güç demokrasiydi. Darbeye engel olmak ve darbelerin tekrar etmesine imkan vermeyecek düzeni inşa etmek konusunda bir söz verildi o gün. Biz siyasi partilere düşen en temel görev, Türkiye'de bu darbenin neden olduğunu, bir daha tekrar etmemesi için nelerin yapılması gerektiğini ve darbeye ortak olmuş olan tüm faillerin hukuk karşısına çıkarılması gerekliliğini ısrarla savunmaktır. Ancak ne yazık ki bu ortak iradeyi hiçe sayan bir AKP ile karşı karşıyayız. AKP şehitlere ve Türkiye'ye olan namus borcunun altında kalıyor. AKP, FETÖ ile gerçekten hesaplaşmak yerine bundan korkuyor ve kaçıyor. Esasında AKP, gerçek darbecileri soruşturan değil, koruyan bir mekanizma işletiyor. Türkiye'yi 15 Temmuz sürecine taşımış olan bir suç ortaklığıydı. AKP, Cumhuriyet'le hesaplaşmak için, silahlı kuvvetlerin onurlu vatansever subaylarıyla hesaplaşmak için Türkiye'yi bile bile bir terör örgütüne teslim etti. AKP kendisini korumak için, kendi içindeki FETÖ'cüleri korumak için, kendisinin Türkiye'yi darbeye götüren süreçteki suç ortaklığını örtbas etmek için FETÖ ile gerçek hesaplaşmayı yapmaktan kaçıyor ve bunun önündeki en temel engel olmaya devam ediyor. FETÖ ile yüzleşmekten kaçmak, bu suç ortaklığını örtbas için önce darbe komisyonuna, yıllarca Fethullah Gülen'in kendisine övgüler dizmiş olan bir milletvekilini başkan olarak atıyor. Şimdi de komisyonun çalışmaması için müthiş bir gayret gösteriyor. Amaç darbeyle ve FETÖ'yle mücadele etmek olmadığı için komisyonda söylenenlerden rahatsızlık duyan başbakan birkaç gün sonra, hatta bazen komisyonda verilen bu samimi ifadelerden 1-2 saat sonra söylenene sözle veya eylemle tepki koyuyorlar. Eğer derdiniz bu suçu örtbas etmek ve bir şeyleri saklamaksa, o zaman söylenenden duyduğunuz rahatsızlıktan sonra bağırırsınız tabii. Eğer derdiniz gerçekleri ortaya çıkartmaksa, söyleneni dinler, gerekiyorsa daha çok bilgiyi almak ve bu söylenenin doğruluğunu tespit etmek için çaba gösterirsiniz. Bütün bunlar çok açık bir gerçeğe işaret ediyor. AKP nasıl ki zamanında bilerek, görerek, isteyerek, kendi rızasıyla devleti ve orduyu FETÖ'ye, bir terör örgütüne teslim ettiyse, bugün de suç ortaklığının ayrıntılarının ortaya çıkmasına bilerek, isteyerek, kendi rızasıyla engel oluyor. Kendi içindeki FETÖ'cüleri korumak için darbe ile yüzleşmekten açıkça kaçıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 15 Temmuz gecesi hayatını kaybetmiş olan şehitlerimize ve Türkiye demokrasisine olan borcumuzu mutlaka yerine getireceğiz. Bu suçların örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz.